Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan tekrardan e, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin diliyorum arkadaşlar. Adana yorumlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi İstanbul yorumlamamıza geçeceğiz. İstanbul'da da 8 koşulu bir programımız var. Altılımız 3. koştan başlıyor. Altılımızın ilk ayağı 3. koşu. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sentetik yani kumla başlıyor arkadaşlar. Zor bir koşuyla yine karşı karşıyayız. İstanbul'da da zor program var arkadaşlar. Yani bu da gayet güzel bir para verecek diye düşünüyorum. Burada ilk atımız Karat olacak. Kanako orijinli. İlk atım Fırat Aslan idaresinde koşacak olan Aprantimizde son e, iki koşusunda da gayet tatminkar koşular sergileyip 3. ve 5. ayrılan handikapta da birinci atımız olan bir numara Karatu ilk atım olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. 2. atım 4 numara Kadir Tokaçoğlu ile arasında koşacak olan 4 numarayı da ikinci atım 2000 sentedi kumda gayet güzel bir koşu sergileyip lükle ayrılan 4 numarayı ikinci atım olarak sizlere önereceğim. 3. atım arkadaşlar 6 numara Gökhan Kocakay ile arasında koşacak olan 6 numarayı da 3. atım olarak sizlere önereceğim. 2200 kumda güzel bir birincilik elde edip foto önde geçmişti. 2. atım, 3. atımda 6 numara olacak. 4. atım Salazar Atiba'yı da geride bırakarak üçüncülükte ayrıldı 2000 kumda. Yani iki tane üst üste 2000 kumda üçüncülük yapan Salazar'da Mertçen Çelik idaresine koşacak olan 7 numarayı da burada 4. atım olarak sizlere öneriyorum. Tabii ki Atıbay'ı da e, yabana atmayalım arkadaşlar. Son koşusunda 7. ayrıldı ama o zaman Gökhan Kocakaya vardı. 58 kilo ile koşmuştu. Şimdi Metin Hamidi ile koşacak olan bomboş kiloyla 50 kiloyla atacağı sonlardaki splitte herkese avlayabilir. Aman diyorum dikkat 11'i de kuponumuzda yer verelim. sıralaman 1, 4, 6, 7 ve 11 olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Yarın benim kuponumda yer alacak atımız. Evet burada maylen ee, bir koşuyla karşı karşıyayız. 2 yaşlı İngilizler 4. koşu altılımızın 2. ay oluyor. 1500 metre kumla arkadaşlar sentetik kumla ikinci ayağım İkinci koşta ilk atımız burada 7 numara Gökhan Kocakay idaresinde koşacak olan 1400 kumda burunla yarış kaybetti yani uzayan 100 metrede uzayan mesafede Atacağı sprintte bunu foto yönde geçeceğini düşünüyorum. İlk atım olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. 7 numaraya. İkinci atımız X startında ikincilikte ayrılan 1200 metre kumda yadırgamazsa e, uzunu yani 300 metre daha uzadı yadırgamazsa gelebilir. Gökhan Gökçe gibi bir tecrübeli bir jockeyimiz de üstünde. 9 numarayı da ikinci atım olarak sizlere önereceğim. Son olarak da 12 numara İlker Soyat'la koşacak olan o da e, 1400'ünü ikincilik 1200'ünü ikincilikte ayrılan uzayan mesafede 100 metre uzayan mesafede bunu da atacağı sonlarda sprintle gelmemesi için hiçbir neden yok. Üçüncü atım 12 numara olacak. Burada benim kuponumda yer alacak atlarımız arkadaşlar 7, 9 ve 12 olarak sizlere öneriyorum. Yarın benim kuponumda yer alacak atlarım bunlar arkadaşlar. 5. koşu altınımızın 3. aya şartlı 4 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum sentetik burada e, sizlere tek olarak sunacaktım ama arkadaşlar gene handikap yani şartlı 3 şartlı 4 şartlı 5 handikap konuşuyor ilk atım burada 2 numara Rubuko olacak Mustafa Çiçek idaresinde koşacak olan 2 numara Rubuko'yu ilk atım olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. İkinci atım handikapa bakarak konuşuyorum. Ee, çünkü bunları zaten son koşusunda da 1200'ünü Bursa'da güzel bir kabukumda birincilikte ayrılan 7 numarayı da ikinci atım olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. Üçüncü atım oğlum Murat Mehmet Kaya ile arasında koşacak olan 1500 kumda İstanbul'da üçüncülükle ayrılan 4 numarayı da oğlum Murat'ı da üçüncü atım olarak sizlere önereceğim. Son olarak arkadaşlar ilk startında ikincilikte ayrılan 12 numara Ayen Kurşun İdaresi'ne koşacak olan bunu da mutlaka kuponumuza yer alsın derim arkadaşlar. Burası bende 2, 7, 4 ve 12 olarak kuponumda yer vereceğim arkadaşlar. Altıncı koşu Handikap 22 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kum arkadaşlar. Burası da dördüncü ayağımız oluyor. Evet arkadaşlar burada ilk atımız Invisible Baby olacak. 38 günlük bir aradan sonra tekrar piste çıkacak olan e, kısayı yadırgamazsa hep buzunda koşan atımız. Gerçi 1500 kumu e, burada kazanmıştı arkadaşlar. Gene ilk atımız olarak 2 numarayı sizlere öneriyorum. İkinci, genelde hep uzun koşan atlar bir araya gelmiş. İkinci atım Ahmet Çelik arasında koşacak olan arkadaşlar 4 numarayı da ikinci atım olarak sizlere önereceğim. Şurada Gözüme takılan Mustafa Çiçek ile koşacak olan 5 numarayı da kuponunda yer vereceğim. Çim'de e, son çiminde 1800 çiminde 5.likte ayrıldı. Şimdi tekrar e, sevdiği piste çıkıyor. Mesafe yadırgamazsa yani büyük ihtimalle bunun da gelme şansı var. 3. atım olarak 5 numarayı da sizlere önereceğim. Son olarak arkadaşlar 1400 kumunda üst üste ikincilikte ayrılan heyecanlı 50 kilo gibi bir düşük bir sikletle sitlik, koşuyor. Ayan Kurşun pardon Ali Kaçmaz idaresinde biliyorsunuz Ali Kaçmaz da böyle boş kilo altları gayet iyi biner ve de 10 numara heyecanlıyı da sizlere 4. atım olarak kuponumda yer vereceğim arkadaşlar. Burada ben de 2 4 5 ve 10 olarak kuponumda yer alacak. 7. koşu altımızın 5. aya oluyor. 2 yaşlı İngilizler maiden bir koşu. 1500 metre kum sentetik koşu olacak arkadaşlar. Burada 5. ayağımızda yani 7. koşu maiden demiştik. 2 yaşlı İngilizler 1500 kum. Burada ilk startında gayet güzel şartlı 2 ile 4. olan şartlı 2 koşup da 4. olan 3 numara Ahmet Çelik gibi tecrübeli bir jokeyimizi üstünde burada 3 numara tekim olacak arkadaşlar. 3 numarayı yarın 5. ayakta tekim olarak sizlere sunuyorum. İlk tekim olacak. Ve son koşuya geçtiğimiz zaman 8. koşu Handikap 15 3 yaşlı Araplar 1500 kum sentetik arkadaşlar. Son ayağımız oluyor burada. Altımızın son ayağı Burada da Sülümbike olacak. Bu da tekim olacak. 3 3 tek olarak gireceğim. Burada Ekürler Tolga Yıldız yarışı koşacak olan Sülümbike'yi de kuponumda mutlaka tek olarak bırakacağım arkadaşlar. Yani son iki ayağım 3 3 olarak bırakacağım. Gerçekten İstanbul'da zor bir koşular bizi bekliyor. İnşallah attığımız bu teklerde o tutturup altılımızı tutturuz arkadaşlar. Bursa'dan herkese tekrardan sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aman diyorum İstanbul ve Adana gerçekten zor koşullar bizleri bekliyor. Para verecek koşullar arkadaşlar. Altılığımızı ona göre oynayalım. Gerekirse ortak arkadaşlarımız varsa kuponlarımızı ortak yapalım. Güvendiğiniz tekler varsa onları atın arkadaşlar. Yani Adana ve İstanbul yarın paraya açık koşular var. Bunları da dile getireyim. İnşallah yazdığımız atları ganyan olur. Yazdığımız atların ayakları düz bassın. Şanslı kişiler, şanslı kalemler bizler olalım arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Havalar soğudu arkadaşlar. Aman diyorum. Çok dikkat edelim. Aynı şekilde şifayı gene kaptık galiba. Boğazlarımda bir sıkıntı var. Aslı olan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar.